Aha'dan yeşillikten çıkıp çöle geçtik. Burası çöl kısmı. Şu an Kültepe'nin en yeşil hali yıl içindeki bu arkadaşlar. En yeşil halinde buradasınız. Bundan daha yeşil olmuyor yani. Buradan devam edeceğiz. Tekrardan Vaha'ya geçiş yapacağız. Arkadaşlar şöyle toplanın. Ağacın önünde bir Fahat. Toplu fotoğraf alalım. Erkan bir öne geç. Ağacın önünde burada bir toplu fotoğraf alalım. Fahat Fahat. Herkes ağzını atıyor lan. Arkadaşlar ne kadar hızlı organize olursak o kadar hızlı hareket ederiz. Evet. Ön taraftaki arkadaş şikayetçi arkadaşlar 5 dakika randınar mısınız? Ümit Hoca. Ağacın üstündeki anka kuşu yuvasından bahsetmedin. Arkadaşım 5 dakika ben dinler misiniz? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi doktorumuz da var. Yani bir problem varsa ben şu an doktorum. Ben biraz bilgi vereceğim bu bölgeyle ilgili. Ben aile hekimiyim. Aynı zamanda yazarlık yönüm de var. İki tane üçüncü kitabım var. Şimdi son romanım hazır bitmek üzere. Son roman kahramanım da bu bölgede geçiyor. Bu bölgeden geçerken buraya da uğruyor ve burada bir dilekte bulunuyor. Arkadaşlar. Evet, burada bir dilekte bulunuyor. Bizim gibi ağaca şöyle bir bez bağlıyor. Hep bir dilekte bulunuyor. Şimdi hepimiz bir dilekte bulunacağız. Roman eğer makulsa niye kabul olmasın? Her şey emek istiyor. İşim psikolojik boyutu. O burada bir dilekte bulunuyor. Onun dileğini sizinle paylaşmak istiyorum. Kahramanım, roman kahramanım 1940'lı yıllarda yaşıyor. Bir Ezidi, Iğdır'da 1920'lerde Ezidiler de yaşıyordu. Onlar Ermenilerle beraber karşıya geçiyorlar. Ermenistan'a geçiyorlar. Şimdi hemen karşıda Ermenistan'da Ezidi köyleri var. Bu roman kahramanında Iğdır'da kalan Ezidilerden biri. Bu bölgeden geçerken geliyor, şurada bir dilekte bulunuyor ve ağaca bağlıyor dilek ağacına. Hepimiz onun dileğine katılacağız mutlaka. Diyor ki, ne nefret olsun, ne kin olsun, ne kavga olsun. Bu coğrafya çok büyük acılar yaşadı. Hala da yaşıyor, günümüze kadar. Sadece sevgi olsun diyor. Katılıyor muyuz? Evet. Sadece sevgi olsun diyor. Böyle bir dilekte bulunuyor ve buradan gidiyor. Sizinle paylaşmak istedim. Teşekkürler. Arkadaşlar bir aile fotoğrafı alalım. Biz Tema Vakfı ve Genç Tema ekibi olarak buradayız. Aynı zamanda Akut İl Başkanımız da buradayız. Ümit Bey'le ve Coşkun Bey'le. Güzel bir çalışma şu anda ve güzel bir yürüyüş. Tabii ki yorgunluk var ama biz en azından birer doğa bilinci yetişen bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Ve ekolojik anlamda birer okuryazar olan bir gençlik, en azından bir gelecek anlamında bu konuda çalışmamızı yürütüyoruz. Tabii Iğdır'da yaklaşık 2 aydır bu çalışmayı yürütüyoruz. Ana sınıfından ta liseye kadar bütün eğitim kademelerinde çalışmalarımız mevcut. Okullarda programlarımız var. Çalışmalarımız mevcut. Desteklerinizi bekliyoruz bu noktada. En azından bütün Iğdır genelinde çalışmalarımıza aktif şekilde katılmanızı ve önümüzdeki etkinlikleri yapacağımız duyurularla beraber katılmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim Ümit Bey'e, Coşkun Bey'e bu noktada. Bize destek sundukları için. Üzerine koymuyorlar, karıştırmıyorlar.
Ayrıldık, böyle geliyor otur. Hadi gitti. Bizi bir yere verin. Buradan gidersin. He. Abi bizi nereye getirdin sen? Dur. Sağ. Sağ olsun. Yavaş yavaş. Bizim köyde sır. Senin için. Çok zor be. Keşke benim için. O zaman.